Putin yönetimi saldırgandır ve savaşı seçti Putin ve şimdi sonuçlarıyla yüzleşecek. Bugün bizler güçlü yaptırımlar bugün onaylamaktayım ve Rusya'ya yönelik bu yaptırımlar ciddi bir sonuç ortaya koyacaktır Rusya ekonomisi üzerinde ve bizler uzun süreçli etkisini sağlamak için bu yaptırımları ortaya koymaktayız. ABD'nin en az şekilde etkilenip Rusya'nın en yüksek şekilde etkileneceği, uzun vadeli etkileneceği bir şekilde bunları ortaya koymaktayız ve dünyanın bilindiği üzere müttefiklerimizle birlikte Kanada, Japonya, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık güçlü bir şekilde etki oluşturmak için bu yaptırıma katılmaktalar. G7 ülkeleri tam olarak bu konuda müşterek durumdalar ve kendi para birimlerimiz çerçevesinde bunlar önemli biliyorsunuz. Rusya'nın yeterliliklerinin engellenmesi açısından bunlar karar içerisinde, ortak karar içerisinde bizler temel yaptırımlar ortaya koyacağız. Yüksek teknolojiye yönelik durumlarla ilgili olarak ve bugün Rusya'da bilindiği üzere borsa tarihte görülmemiş şekilde düştü ve bugünkü eylemler sonrasında bunlar gerçekleşti. 1 trilyon dolarlık bir kayıp söz konusu oldu Rusya bankaları bağlamında ve kendi kendine bir düşüş söz konusu oldu. Bugün bizler 4 bankaya daha yaptırım uygulayarak bazı varlık blokajı ortaya koyduk ve 270 milyar dolarlık varlığa sahip olan Rus bankalarına bu limit bu sınırlama koyulmuş oldu. Bu yaptırımlar yine salı günde ifade etmiş olduğum gibi Kremlin yönetiminin uygulamalarından dolayı insanların bu yaptırımlarla karşılaşması ile sonuçlanacak diye ifade etmiştim. Yolsuz bir şekilde varlık sahibi olan oligarkların bundan etkilenmesi söz konusu olacak. Ve şimdi bu sınırlamaları daha da genişletmekteyiz. Şirketler, varlıklar ve bunların karşılığı 1.4 trilyon dolara varan varlıkların da bu blokajlara karşı karşıya olacağını ifade etmeliyim. Bu finansal sektörler ve teknolojik sektörler, stratejik sektörler hepsi etkilenecek ve bunlar uzun süreli olacak.